deseni var. Evet, hoş, şık ve sade. Takıların iadesi yokmuş. Bana böyle babamı falan da hatırlattığı için bizim portakal mandalina bahçelerimiz var. Ve hani kırık gelmesi beni çok üzdü. Bu tarz şeylerde boyumun avantajını, kısa olmamı kullanıyorum. O yüzden hani o kağıdı kaybetmeyin. Eğer bir şeyleri iade etmek istiyorsanız. Bu bikininin paketi. Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçenlerde size şeyinden nasıl alışveriş yapılır diye bir tane video çekmiştim, hatırlıyorsunuzdur. Şimdi alışverişim, siparişlerim geldi. Hatta bayağı da oluyor aslında geleli. Bu sefer bayağı hızlılardı, 5 gün içinde geldi ve ben size göstermek istedim çünkü hepsini makineye atmam gerekiyor. Hani makineye atmadan katlanma izleri falan daha üzerinde duruyorken dedim bu işi hemen aradan çıkartayım. Şimdi açıkçası öncelikle bir eksisiyle başlamak istiyorum. O da biliyorsunuz ki ben aynı zamanda küpe ve kolye de sipariş etmiştim. Küpelerimden bir tanesinin şöyle görüyorsunuz ki kırık gelmesi beni çok üzdü. Burası aslında yani tamir edilebilir, edilmez değil ama ben tamir etmektense gönderip yerine aynısından bir tane daha sipariş etmeyi tercih ederdim. Ama ne oldu biliyor musunuz? Takıların iadesi yokmuş. Böyle bir durum oldu ve gerçekten çok üzüldüm. Çünkü paket yani ilk böyle açtık paketi ve hani ben ilk zaten bu küpeyi arıyordum. Sanki böyle geleceğini biliyormuş gibi. Daha böyle paketin içerisinde bu şöyle aşağıda duruyordu. Ne olmuş falan dedim. Acaba bir yeri var, takılır, çıkartılır bir şey mi? Ama öyle değilmiş maalesef ki. İadesini de yapamayışım beni çok üzdü. Bu kesinlikle büyük bir eksi. Şeyim beni bu konuda üzdü yani. Şu diğer takı siparişim. Şöyle bir kolye sipariş vermiştim biliyorsunuz ki. Bu gayet normal, güzel geldi. İlerleyen günlerde takacağım muhtemelen. Tişörtlerle falan çok güzel olur diye düşünüyorum. Sonra şu görmüş olduğunuz yastıkları sipariş etmiştim ki bayıldım. Boyutları falan çok büyük. Yani hani böyle küçücük küçücük yastıklar değil. Hatta bunun içerisi bence dolmadı bile. Normalde benim kullandığım yastıkların bu içlerin iki tanesini şuna koyduğumda ancak doldu. Şöyle iki tanesini koyduğumda hani tok tok durdu. Ama onun içerisinde bir tane var. Dışarı çıkınca almam gerekecek. Bu arada bunun da rengi tam böyle yaz için falan çok uygun oldu. Bana böyle babamı falan da hatırlattığı için bizim portakal mandalina bahçelerimiz var. O yüzden bu yastığı çok çok sevdim. Bu videoya da başlatırken dedim yanımda olsunlar. Hem size göstereceğim için hem de çok hoşuma gitti. Bilmiyorum aslında koltuğun üzerine direkt koymuştum ve kullanmaya başlamıştık ama bu video için buradalar. Daha sonra salonumuzda göreceksiniz. Şimdi lila takımımla devam etmek istiyorum. Hatırlıyorsunuzdur bu takımı. Çok güzel bir şortu var. Şöyle kendinden bir kemeri. Ve burası çok büyük. Bacak kısmı çok büyük. Ve hani bu kadar geniş olduğu için de sanırım çok çok kısa durmuyor üzerinizde. Şöyle tekrar göstereyim. Çok hoşuma giden bir şort oldu. Hani başka şeylerle de kullanabilirim aslında. Sadece takımıyla değil. Normal tişörtlerle falan da kullanabilirim. Üzeri de bu şekilde. Gayet hoş, şık ve sade bir şey. Yani spor ayakkabıyla, topukluyla her türlü kullanabileceğim bir şey. İnsanların fotoğraflarına bakarken bu takım için bayağı açık falan görünüyordu aslında. Hani göbeği bayağı bir açık olacak gibi düşünebilirsiniz ama bir güzel yanı var. Yorumlarda böyle okurken insanların kilosunu ve boyunu görebiliyorsunuz. Ben o insanların hep böyle kilolarına, boylarına falan da bakıyorum. O şekilde baktığımda şunu anladım. Ben de o kadar açık durmayacak dedim ve rahat rahat sipariş etmiştim. Ki zaten hani bu tarz şeylerde boyumun avantajını, kısa olmamı kullanıyorum. 1,62 boyum. Aslında bence bu tarz şeylerde birazcık da avantaj oluyor benim için. Sonra diğer bir takımı göstereceğim size. Bu takımı hatırlıyorsunuzdur. Birlikte seçmiştik yine. Şimdi bu takım bir pantolon takımı. Şöyle bu kısım gayet güzel geliyor aslında. Hani belki bir küçük bedeni de sipariş edebilirmişim. Mankenin üzerindeki small'du. Ben o yüzden small'u sipariş ettim ama iki small'u da vardı. Bir küçüğü de olurmuş yani. Onu fark ettim. Şu şekilde yine çok aşırı aşırı bol açılan bir pantolon kendisi. Giydiğim zaman boyum kısa görünür mü falan diye biraz bir tereddüt etmiştim ama öyle olmuyor. Sanırım bacak boyumu uzun bile gösteriyor. Çünkü üzeri kısa, şöyle bir üstü var. Ve hani yine mankenin üzerinde çok açık duruyordu ama benim boyum o kadar uzun olmadığı için bu iki parçanın arasında çok farklı, böyle çok aşırı bir uçurum yok. Ve giydiğim zaman bacak daha uzun durdu. Çünkü üst çok kısa bir şey olduğu için bacağı daha uzun gösterdi. Sonrasında devam ediyorum. Şöyle bir şort söylemiştim.
Bu şortu hala bilmiyorum hani nerede giyerim, evde mi dışarıda, ama çok güzel yine böyle pamuklu, şurası volanlı bir şort. Gerçekten çok beğendim. Ve yine böyle burasındaki hareketten dolayı sanırım birazcık elegan gösteriyor şortu. Ve bu şekilde olması da dışarıda kullanabileceğim bir hale getiriyor yine. Aslında burada ev için yapılmış bir alışveriş de var ama bu gidişle ben her şeyi dışarıda kullanacağım gibi duruyor. Tabii dışarı çıkabilirsek. Şimdi diğer bir parçaya geçiyorum. Ve geldim. Şimdi bu bir tulum. Şöyle kendinden şöyle bir deseni var. Yani böyle puantiyeli gibi falan. Şurada bir lastik kısmı var. Ve tulumun şurası, yani burası önü bu arada, yakası. Arkası da şu şekilde. Buradan gelen ipleri arkadan şu şekilde bağlıyorsunuz. Bunu nasıl gösterebilirim? Şuradan bir bağlaması var. Bu şekilde bağlayabiliyorsunuz. Bunun kol altı çok açık geldi bana ama beden gayet güzel. Sadece şu kol altı aşırı aşırı açık ve bol. Yani şu kadar bir sanırım almanız gerekiyor. Nuziha'dan rica edeceğim. Bunu böyle birazcık diyeceğim. İçe alır mısın? Yoksa hani kullanılmaz gibi duruyor. Çok beğendim ama bunu ev için diye almıştım yine. Biraz hani bu konuda sıkıntım var. Çünkü evde bile olsa mesela dışarıda Luna'yla falan çok hoplayıp zıplıyorum. Biraz daha böyle hani rahat hareket etmek açısından bunun tamir edilmesi gerektiğine eminim. Yine burası şu kadar kocaman açık gördüğünüz gibi ve hani bu yine bu yüzden çok yapışmadığı için çok vücut hatlarınızı ortaya çıkaran bir şey değil. Bu tarz bol kıyafetlerin yazı şöyle bir avantajı oluyor. Hem böyle o sıcakta hani yapış yapış hissetmiyorum. Hem de böyle daha rahat hareket edebiliyorum. Aslında eskiden böyle birazcık daha işte jeanlerle falan geçiriyordum yazı ama şu anda fark ettim ki jeanler daha çok benim için kışı temsil ediyor. Yine giyerim, giymem değil ama en azından yeni bir şeyler, yeni parçalar alırken zaten birçok jeanim var. Yeni jeanler eklemek istemedim. O yüzden bu tarz şeyler almaya çalıştım. Hani gardırobumda pek olmayan parçalar almaya çalıştım. Mesela böyle bol bol paçalı çok fazla bir pantolonum da yoktu. Ya da mesela bu tarz renklerden çok yoktu. Bu aldığım liladan belki de hiç yoktu. Bilmiyorum ama hani olmayan renkleri, olmayan tarzları tercih etmeye çalıştım. Şimdi son bir parça göstereceğim. Bu da gerçekten benim bu yaz belki de en kurtarıcı parçalarımdan bir tanesi olacak gerçekten. Böyle bir bikini üstü aldım. Şimdi benim bikinide şöyle bir problemim var. Bikini giydiğim zaman nasıl diyeyim? Yani burada bikini falan denediğim zaman ya da Türkiye'de denediğim zaman daha giymeden biliyorum mesela işte arası açık olacak, yok oradan fışkıracak, buradan bir şey olacak falan diye ve bu benim için büyük bir problem. Çünkü yani işte denize gidiyorsunuz eğlenmeye falan ama sürekli hani vücudunuzun derdine düşmek gibi bir sıkıntınız oluyor. Bunu sevmiyorum. Yıllar 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 önce AliExpress'ten, AliExpress'i de kesin bu videoyu izleyenler biliyordur. AliExpress'ten bir tane böyle bikini aldım ve o bikini hayatımda bulduğum en bana uygun bikiniydi. Yüksek belde hani böyle kısacık iç çamaşırı tarzında değil. Üstü de gayet bunun gibi kapalıydı. Ama artık o yavaş yavaş böyle bence eskidi. Aslında yıllardır kullanıyorum ama işte böyle çok kullanınca da bazı şeyler eskiyor. Lastik kısımları falan böyle eskidi. Ve yeni bir şeye ihtiyacım vardı. Şeyinde de inanılmaz derecede böyle bir bikini işte mayo cenneti. Hani girip her türlü şeyi bulabilirsiniz. Ben de kendi o bikinimin altına uyumlu olacak şekilde böyle bir şey sipariş ettim. Gayet istediğim gibi kapalı. Hani orası açık yok efendim burası açık diyebileceğim bir durumda değil. Ayrıca da şuranın ayarlanabilir olması benim çok hoşuma gitti. Buradan hani kısaltıp uzatabiliyorum. Bağlamalı olduğu zaman da çünkü problem oluyor. Aman sıkı bağladım mı bilmem ne oldu mu falan derken biraz daha rahat bir yaz geçireceğimi düşünüyorum. Bu bikini çok hani benim için bu bikini üstü çok kurtarıcı olacak. O yüzden de çok mutluyum. Şimdi alışverişim bu şekildeydi. Aslında bir de ayakkabı vardı ki onu geri iade etmek zorunda kaldım. Ama muhtemelen tekrar aynısının bir numara büyüğünü alacağım. Şimdi ayakkabı onu yana bırakayım. Çok tatlı bir ayakkabı. Ayakkabıyı almadan önce santimetre olarak baktım. Sonra yorumları okudum. İşte herkes biraz büyük geldiğini ve eğer mümkünse yarım numara kadar küçük alırsak iyi olacağımızı falan yazmıştı. Ben de öyle olunca değiştirdim. Neyse ayakkabı geldi. Ayakkabı çok küçük. Yarım numara da değil. Bir numara. Yani bana çok küçük oluyor. Sonra bayağı üzüldüm dedim zorlasak olur mu açılır mı falan ama açılabilecek bir ayakkabı da değil. Öyle olunca göndermek zorunda kaldım. Bu şekilde de iadesini öğrenmiş oldum. Çünkü ilk defa şeyine iade yapıyorum. Daha önce de alışveriş yaptım ama iade yapmamıştım.
İadesini de kısaca size anlatmam gerekirse, zaten üzerinde size gelen böyle pakette küçük bir tane böyle kağıt olacak. Orada nasıl iade etmeniz gerektiği de yazıyor. Aldığınız şeylerin tek tek fiyatları, faturası falan da var. O yüzden o kağıdı kaybetmeyin eğer bir şeyleri iade etmek istiyorsanız. Orada zaten yazıyor işte, uygulamaya gir, ürünün üzerine tıkla, ürünü iade etmek istediğini söyle ve bir şart belirt. Mesela neden, hani neden iade etmek istiyorsun? Ben küçük geldiğini söyledim, iade et dedim. Sonra telefona işte ekrana çıkan bir kısım var. O tekrar göndermeniz için kargo poşetinin üzerine onu yapıştırıyor olmanız lazım. Yani o ekrana gelen şeyin çıktısını alıyorsunuz ve size gelen kargo poşetine aynı şekilde paketleyip üzerine bu çıktıyı alıp yapıştırıp gönderiyorsunuz. Yalnız şöyle bir şey var. Başka bir poşete, başka bir pakete koyarsanız kabul olmuyor. O yüzden gelen şeylerin paketlerini, poşetlerini atmayın emin değilseniz. Ben o yüzden mesela hiçbir zaman böyle bir atma işlemine zaten girişmem. İyi ki de atmamışım. O gün o şeyle hadi bunu da çöpe atayım falan dememişim. Size daha önce göstermiştim şöyle paketlerde geliyorlar diye. Bu bikininin paketiydi, çok hoşuma gitti. Diğer bütün paketler şu şekildeydi. Açılır kapanır bir paket vardı. Ayakkabıyı nasıl paketlemişlerdi derseniz, hiç ezilmeden gayet güzel bir şekilde geldi. Çünkü içerisine kalıplar koymuşlardı ayak ucuna ve topuk ucuna. O yüzden hani ezilmeden çok güzel bir şekilde ayakkabı elime ulaşmıştı. Ben de aynen o şekilde o hani böyle kalıpları da koyarak güzel bir şekilde paketledim. Dış paketini de koydum ve gönderdim. İadesi yaklaşık 3-4 gün sürecekmiş. Yani bana paranın yatması. Konuşamadım. Bir böyle çok konuşunca oluyor. Bir saniye. Evet, devam edebiliriz. Bu suyu buraya bıraktım. Sonra fazla konuşmaktan çene düşüklüğü. Her zamanki gibi suyu unuttum. İadesi 3-4 gün sürecek bana paranın yatması. Yattıktan sonra ben açıkçası o parayla tekrar o ayakkabıyı almayı düşünüyorum. Ve hani bir numara büyüğünü alacağım. Şu anlamda güzel, iade yaparken yani tekrar kargolayacağımız için ayrı bir ücret biz ödemiyoruz. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Bu şekilde rahatça ürünleri alıp gönderebilirim, yani hiç sıkıntı yok. Çünkü ayakkabı, pantolon, bu tarz şeyler beni çok zorluyor online'da. Alacağım işte efendim olmayacak, geri gönder falan, belki de kargo parası vereceğim falan. Bunlarla uğraşmayı gerçekten sevmiyorum. Ama şeyinde de bu şekilde bir problem olmaması beni çok mutlu etti. Gelelim sizin sorduğunuz birkaç tane soruya. Bana işte dediniz ki %20 gümrük vergisi var. Bu şehre göre değişiyor mu? Yani mesela İstanbul'da oturan var, Ankara'da oturan var, değişik değişik şehirlerden yazanlar oldu. Şimdi benim bildiğim kadarıyla yaptığınız alışverişin sadece %20'si kadar size gümrük vergisi olarak gelir. Bunun da oturduğunuz şehirle hiçbir alakası, ilgisi yok. Yani bu ne demek? Atıyorum 100 TL'lik bir alışveriş yaptınız, 20 TL gümrük vergisi gelecek. 200 TL'lik yaptınız, işte 40 TL'lik bir gümrük vergisi ödeyeceksiniz demek. Diyelim ki fazla geldi, itiraz etme şansınız var. Yok değil ama okuduğuma göre zaten çok aşırı uçurumlarda fazla da gelen olmamış. Mesela işte %20 değil de 22 gelmiş, 23 gelmiş. Kimse bununla uğraşmak istememiş. Ama diyelim ki siz uğraşmak istiyorsunuz. Tabii ki bunun da bir yolu var. İtiraz ediyorsunuz ve hani bir şekilde o işlemler yapılıyor. Genelde bu tarz işlemleri ben de çok yapmayan biriyim. Şimdi yalan söylemeyeyim size. Çünkü hani çok az bir meblağ ise uğraşmak istemiyorum. Uğraştığıma değmez diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz işlemlerin çok basit, çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Bu tarz şeyler genelde çok yavaş, uzun telefon görüşmeleri falan gerektiriyor gibi geliyor. Ama belki de öyle değildir. Eğer aranızda bunu yapan varsa da yorumlara yazabilir. Ama dediğim gibi çok yüksek bir meblağ gelmiyor. Kaldı ki zaten gümrük vergisinin yarısını Shein size yatırıyor. Daha önceki videoda söylemiştim. Bu şekilde bir de bana şey sordunuz. Gümrükte takılan ürünler hangileri biliyor musunuz diye. Şimdi ben bilmiyorum. Çünkü birincisi gümrükte ürünün takılmasının ürünün cinsine bağlı olduğu ile ilgili hiçbir bilgim yok. Benim bildiğim kadarıyla pandemi sürecinde bir süreç, yani 2-3 aylık bir süreçte siparişlerin elinize gelmemesi olmuş ki zaten bu durumda para size iade oluyor. Ama gümrükte takılan özel bir ürün varsa onunla ilgili bir fikrim yok. Belki elektroniklerde olabilir diye düşünüyorum. Çünkü bazen elektroniklerde yani bu sıkıntıyı, bu sorunu yaşayabiliyorsunuz. İçerisinde bataryası olan şeylerde. İşte mesela
nasıl anlatayım bunu bilmiyorum. Yani kıyafet falan değil ama böyle içerisinde patlayabilecek şeyler olanlarda belki gümrükte bir sıkıntı yaşanabiliyordur. Ama dediğim gibi Türkiye'den direkt böyle bir şey ben hani Türkiye'ye sipariş etmediğim için bilmiyorum. İtalya içerisinde bile tutup da Shein'den hiçbir zaman bir elektronik sipariş etmedim açıkçası. Böyle şeyler için Amazon'u kullanıyoruz biz. O yüzden de bu konuda bir bilgim yok. Ama eğer olursa yorumlarda biriniz belirtirse ben de sizi bilgilendiririm. Hatta o yorumu sabitlerim. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Shein videolarını seviyorsunuz sanırım. Çünkü Shein videosu izlendi. Ondan sonraki paylaştığım videolar izlenmedi ama Shein videosu özellikle izlendi. Sanırım bu konuyla ilgili bilgi almak istiyorsunuz. Çünkü ürünlerini seviyorsunuz. Alışveriş yapmak istiyorsunuz. Umuyorum ki benim de bir katkım olmuştur. Yine sorularınız varsa aşağıda buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.